Celile Hikmet, resimleriyle olduğu kadar güzelliğiyle de tüm İstanbul'un diline destan bir kadındı. İstanbul sosyetesinin en çok konuşulan kadınları arasındaydı. 1900 yılında bu dillere destan güzellikte kadın, Osmanlı'nın meşhur valilerinden Nazım Paşa'nın oğlu Hikmet Bey'le evlendi. Türk şiirinin dünya çapındaki en önemli ismi olan Nazım Hikmet de bu beraberlikten doğacaktı. 1916 yılına gelindiğinde Celile Hanım'la eşi Hikmet Bey arasında şiddetli bir geçimsizlik başladı. O günlerde Yahya Kemal, Bahriye'de okuyan genç Nazım Hikmet'in şiir hocası olarak eve gelip gitmeye başlamıştı. Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım'la Yahya Kemal arasında filizlenen aşk, kısa bir süre sonra Celile Hanım'ın anlaşamadığı eşinden boşanmasıyla sonuçlandı. Tutkuyla, ateşle, kıskançlıklarla dolu tarihin sayfalarının arasına gizlenen aşk başlıyordu. O aşkın aktörleri sadece Celile Hanım ve ünlü şair Yahya Kemal değildi. Nazım Hikmet, Necip Fazıl, hatta Celile'nin yeğeni Oktay Rıfat'ın, yani Türk şiir dünyasının bütün ustalarının bir tarafından dahil oldukları bir aşktı o. Heybeliada'da okuyan genç Bahriyeli Nazım, hafta sonları okuldan çıkar annesinin yanına gelirdi. Yahya Kemal o günlerde genç birer Bahriyeli olan Nazım Hikmet ve Necip Fazıl'ın bulunduğu öğrenci grubuna şiir dersleri verirdi. Yahya Kemal hafta sonları genç Nazım Hikmet'e Türkçe ile şiir dersleri verirken İstanbul'un en güzel kadınlarından olan ressam Celile Hanım'la yaklaştı. Nazım'a verdiği derslerden arta kalan zamanlarda Celile Hanım ile Yahya Kemal sanat ve edebiyatla başlayan uzun sohbetlere başlamışlardı. Bir süre sonra bu ilişkinin kokusu Nazım'ın ve Necip Fazıl'ın öğrencisi olduğu Bahriye Mektebi'nde duyuldu. Dedikoduların ayyuka çıkması üzerine Yahya Kemal bir süre okula gelmedi. Geldiğinde karşısına öğrenci Necip Fazıl çıkacaktı. Hocası olan Yahya Kemal'e şöyle dedi. ''Hocam, kibrit suyu içerek intihara kalkıştığınızı duyduk. Sınıfın bu durumdan duyduğu derin üzüntüyü size söylemek isterim.'' Hocasına yönelik bu alaycı, ironik, dalga geçen tutum bir deniz harp okulu öğrencisi Bahriyeli için kabul edilmez bir davranıştı. Necip Fazıl bu aşk ilişkisini alaycı bir şekilde ima eden sözleri nedeniyle Kodes adı verilen tahta dolabın içinde cezaya gönderildi okulda. Ne ki bu Fransızcayı ana dili gibi konuşan, piyano çalan, natürmort resimler yapan dünyalar güzeli, sanatçı genç kadın Celile ile Yahya Kemal'in aşkı alevinden bir şey kaybetmiyordu. Olayı genç Nazım Hikmet de fark etmişti. Necip Fazıl'dan sonra bir gün Yahya Kemal'in siyah pardösüsünün cebine bir not bıraktı. Kağıtta Yahya Kemal'e hitaben şöyle yazıyordu. ''Hocam olarak girdiğiniz bu eve babam olarak giremezsiniz.'' Bu not üzerine ünlü şair tedirgin oldu. Bir süre Celile Hanım'ın evine gelmedi. Genç Nazım'la karşılaşmaktan çekindi. Celile Hanım ise Yahya Kemal yüzünden kocasından boşanmış, bütün İstanbul'un kulaktan kulağa dedikodusunu yaptığı bir aşka evet demişti. Artık evlenmek istiyordu. Yahya Kemal bir taraftan kadını deliler gibi kıskanıyor, diğer yandan bu evliliğe yanaşmıyordu. Aşkını dile getirdiği olay inanılmazdı. 1916 yılından 1919 yılına kadar bir kadına deli gibi aşık oldum. Bu kadın yazın adada otururdu. Ben de oradaydım. Deli divane olmuştum. Sonbaharda Nişantaşı'ndaki evini düzenlemek için İstanbul'a inerdi. 1916 sonbaharında yine İstanbul'a iniyordu. Ben müthiş muzdariptim.
Artık vapur giderken iskeleden mendil sallamalar, ağlamalar. O gidinceye kadar ada dopdoluydu. Gider gitmez benim için boşalıverirdi. Tam o günlerde Berlin Büyükelçisi Hakkı Paşa İstanbul'a dönecek lafı çıktı. Hakkı Paşa benimkinin uzaktan akrabası oluyordu ve İstanbul'a geldiğinde geceler düzenler, İstanbul'un bütün güzel kadınlarını çağırırdı. Benimki de oralara gidecek diye içim burkuluyordu. Hatta kendisine bu endişemi söylemiştim. Gitmeyeceğine yemin etmişti. Bir gece Ada Oteli'nde otururken yandaki bir kişinin ''Berlin Büyükelçisi bu gece davet veriyor. İstanbul'un bütün güzel kadınları davetli.'' lafını ettiklerini duydum. Müthiş bir acıyla yerimden kalktım. İskeleye doğru gittim. Son vapur çoktan kalkmıştı. Sert bir lodos esiyordu. Deniz karmakarışıktı. Ancak ne olursa olsun sandalla Maltepe'ye geçmeye karar verdim. Sandalcılara gittim. Yanaşmıyorlardı. Çok para verince biri ikna oldu. Açıldık. Bir süre sonra lodos büsbütün arttı. Denizde çalkalanıp duruyorduk. Sandalcı bana küfretmeye başlamıştı. Ölmek üzereydik. Ama ben sadece sevgilimin katıldığı geceyi düşünerek müthiş bir kıskançlık duyuyor ve bir an önce orada olmak istiyordum. Sırılsıklam Maltepe'ye gelebildik. Hemen bir kahvehaneye gidip araba bulmaya çalıştım. Yoktu. Bunun üzerine Maltepe'den Bostancı'ya yürümeye karar verdim. Tren yoluna çıkarak koşmaya başladım. Maltepe-Bostancı arasının bu kadar uzak olduğunu o zamana dek fark etmemiştim. Kan ter içinde Bostancı'ya geldim. Vakit hayli geçti. Karakola gittim. ''Bana bir araba bulunuz, hastam var.'' dedim. Aradılar taradılar, birini buldular. Yine bir sürü para verdim. Arabayla yola koyuldu. Kadıköy, oradan Üsküdar. Karşıya geçtim. Doğru Nişantaşı. Sevgilimin oturduğu apartmanın kapıcısı ahbabımdı. Penceresini vurarak onu uyandırdım. ''Benimki evde mi?'' diye sordum. Adam halime bakıp şaşırdı. ''Evde? Bu akşam çıkmadı.'' dedi. ''Ne diyorsun?'' diye bağırdım. Bütün kat ettiğim mesafe sanki başıma yıkılmıştı. Eve kaçta geldiğini araştırttım. Sözüne inanamıyordum. ''Çık bir bak evde mi?'' diye adamı zorladım. Adam çarnaçar çıktı. Bir münasebetle hizmetçisine sormuş, ''Uyuyor.'' demiş. Geldi haber verdi. Sanki dünyalar benim oldu. Apartmanın karşısında bir arabacı meyhanesi vardı. Orada sabaha kadar içtim. Sabahleyin doğru eve çıktım. Benim halim berbat. Toz toprak içinde olduğumu görünce şaşırdı ve hemen anladı. Sarmaş dolaş olduk. Yahya Kemal deli gibi aşıktı ama evlenmekten hayatı boyunca korkmuştu. Belki böylesi bir kadına hiçbir zaman sahip olamayacağını bilmekten, belki o beraberlikte ters bir olaydan ürkmekten, belki de genç Nazım Hikmet'ten ve etraf ne der diye ürkmekten. O günlerde Celile Hanım Yahya Kemal'e bir mektup yazdı. Şöyle diyordu. ''Bugün pazar belki gelirsin diye üç vapurunu pencerede bekledim. Gelmedin, mahzun oldum. Verdiğin konferansa gelmedim, kalabalıktır, memnun olmazsın diye. Fakat hep aklım sendeydi. Çok çok göreceğim geldi.'' Beni niye aramadın? Sana gücendim canımın içi. Pek göreceğim gelmişti. Ben o günden beri, yani salı gününden beri evdeyim. Dikiş dikiyorum. Evimiz için çalışıyorum. Ama hiçbir zaman o evlilik olmadı. Yahya Kemal hep kaçtı o evlilikten ve beraberlikten. Uzun yıllar geçti bu olayın üzerinden. Nazım Hikmet büyük bir şair olmuştu.
sosyalistti. Dönemin iktidarı tarafından hapislerde süründürülüyordu. Celile ise artık yaşlanmıştı. O güzelliğinden eser kalmamış, üstüne üstlük kör olmuştu. Oğlunun hapislerden kurtulması için Galata Köprüsü'nde açlık grevine başlamıştı o görmeyen gözleriyle anne yüreği. Tuhaf bir rastlantı sonucu Celile açlık grevi yaparken Yahya Kemal Galata Köprüsü'nden geçiyordu. Büyük aşkını gördü ama yanına gitmedi. Bir zamanlar hocam olarak girdiğin eve babam olarak girmeni istemiyorum diyen genç Nazım Hikmet'in kurtulması için kör gözlerle açlık grevi yapan Celile'ye destek imzasını vermedi. Hızla uzaklaştı oradan. Öldüğünde evraklarının arasından içinde kurumuş iki yaprak bulunan bir zarf çıktı Yahya Kemal'in. Şöyle yazıyordu. Bu zarfın içindeki hatıra, 19 Ağustos 1930'da Sirkeci Garı'nda gece saat 10'da veda ettiğim aziz bir kadının göğsündeki çiçektendir. Koparıp verdiği bu iki yaprağı daima muhafaza edeceğim. Celile muhtemelen bu aşkın devam etmeyeceğini anladığı gece Paris'e giderken Sirkeci Garı'nda vermişti Yahya Kemal'e göğsünde duran o iki yapraklı çiçeği. Yahya Kemal'in Sessiz Gemisi hep ölüme yazılmış bir şiir olarak bilinir. Oysa demir alıp bu limandan kalkan gemi, sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol dizeleri, Yahya Kemal'in hayatındaki en büyük aşkı olan Celilesi'nin adadan gemiyle İstanbul'a uzaklaşısı esnasında yaşadığı çaresizliği anlatır. Ölümdür elbette Sessiz Gemi'nin konusu. Ama aşktan aranan ölümdür ve Celile'nin ardından ada limanında baka kalan Yahya Kemal'den esintiler içerir. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, günlerce siyah ufka bakar, gözleri nemli. Biçare gönüller, ne giden son gemidir bu, hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti, dönen yok seferinden, dönen yok seferinden.